Merhaba arkadaşlar. Yeni bir soru çözümüyle birlikteyiz. Fotosentezle ilgili soru çözümümüzü yapacağız. Hava biraz karanlık olduğu için o yüzden flaş ile çekim yapıyorum. Umarım rahatsız olmazsınız. Görüntü şu an gayet net görünüyor. Sizde de umarım öyle görünüyordur. Şimdi fotosentezle ilgili soru çözümü yapacağız ama her zaman söylediğim gibi tekrardan söylüyorum. İlk önce ÖABT kitaplarına geçmeyin. Önce TET ve AYT kitaplarından soru çözümlerine bir bakın yapın. Daha sonra ÖABT kitaplarına geçin arkadaşlar. Bu arada elinizdeki TET-AYT kitapları yeni olmak zorunda değil. Eski yayınlardan da çözebilirsiniz eğer elinizde varsa. Çünkü bizim için henüz işte bir konu kaldırma gibi bir durum olmadığı için tüm konulardan mesul olduğumuz için işte bütün konuları, bütün soruları çözebilirsiniz arkadaşlar. Yine internetten de soru çözümü yapabilirsiniz. Şimdi başlayalım isterseniz birinci soruya. Diyor ki fotosentezin devirli ve devirsiz reaksiyonlarında hangisi ortak olarak gerçekleşir? ATP sentezi, NADPH sentezi, fotosistem 2'nin görev yapması, atmosfere oksijen gazının verilmesi, fotosistem 1'den ayrılan elektronun tekrar fotosistem 1'e dönmesi. Şimdi bakın şu olay E şıkkı arkadaşlar, bu devirli olanındır. Devirli olan. Atmosfere oksijen gazının verilmesi devirsiz olanındır. Çünkü su burada parçalanıyordu. Fotosistem 2'nin elektron açığını kapatıyordu. Fotosistem 2 devirsiz olanda görev yapıyor. Devirsiz. Devirli olanda fotosistem 1 görev yapar. NADPH sentezi yine arkadaşlar devirsiz fotofosforilasyonda gerçekleşir. NADPH sentezi ama ATP sentezi her ikisinde de vardır. O yüzden cevabımız A şıkkı olur. İkinci soruya geliyoruz. Diyor ki aşağıdaki şemada fotosentezin ışığa bağımlı tepkimeler özetlenmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Arkadaşlar bakın fotosistem 1 uyarılmış. Buradan elektron koparılmış. İlk alıcıya gönderilmiş. Daha sonra bu elektron tekrardan nereye geri dönmüş gelmiş? Fotosistem 1'e. O zaman bu nedir? Devirli fotofosforilasyondur değil mi? Tabi bu sırada ATP de üretiliyor. Diyor ki klorofil molekülü tüketilerek ATP sentezlenir. Bakın burada tüketilme olayı yok. Sadece klorofil molekülünden elektronlar bırakılıyor. Daha sonra tekrardan bu elektron açığı kapanıyor arkadaşlar. O yüzden bu yanlıştır. Fotosistem 1'in kaybettiği elektron sudan tamamlanır. Baktığınız zaman su var mı burada? Hayır yok. O zaman bu da yanlıştır. Kloroplastın granalarında gerçekleşir. Evet arkadaşlar, ister devirli olsun ister devirsiz olsun bütün fotofosforilasyonlar nerede gerçekleşiyor? Granalarda gerçekleşir. O yüzden cevabımız ne olacak? Yalnız 3 olacak doğru olanı sorduğu için. Gelelim 3. sorumuza. 3. soruda diyor ki fotosentez koşulları uygun olan bir bitkiye karbon ve oksijeni işaretli karbondioksit, hidrojen ve oksijen işaretli su molekülü veriliyor. Buna göre diyor hangileri yanlıştır? Evet, burada hangisi hangisinin yapısına katılıyordu? Bunu bir hatırlayalım arkadaşlar. Bakın fotosentez tepkimesine giren maddeler nelerdir? Karbondioksit ve sudur. Oluşan maddeler nelerdir? C6H12O6 glikoz olarak düşünüyoruz. Oksijen ve yine tekrardan su üretilir. Buradaki karbonun gideceği yer neresidir? Karbonun zaten gideceği tek bir yer var. Besine gider. Buradaki oksijen nereye gider arkadaşlar? Ya besine gider ya da suyun yapısına gider. Buradaki hidrojenin de zaten gidebileceği iki yer vardır sudaki hidrojenin. Ama sudaki oksijen nereye gider? Atmosfere gider. Bu çok önemlidir. Bakın sudaki oksijenin sadece atmosfere gittiğini bilin. Geriye kalanlar zaten kendini tamamlıyor. Tamam mı? Öyle o kadar ezberlememize de zaten gerek yok. Peki besinin yapısındaki karbonun kaynağı karbondioksittir. Evet zaten başka bir yerden gelme ihtimali yok. O yüzden bu doğrudur. Besinin yapısındaki hidrojenin kaynağı sudur diyor. Besinin yapısındaki hidrojen nereden geldi? Sudan geldi. Doğru. Atmosferdeki oksijenin kaynağı karbondioksittir. İşte zaten sorması gereken şey buydu. Atmosferdeki oksijenin kaynağı nedir arkadaşlar? Sudur. Karbondioksit değildir. Bu yanlış. Besinin yapısındaki oksijenin kaynağı sudur demiş. Evet arkadaşlar zaten başka bir yerden de gelemez. Dolayısıyla cevabımız doğrudur. Ne olacak? Bir dakika, besinin yapısındaki oksijenin kaynağı sudur. Hayır, bir dakika, bu yanlıştır arkadaşlar. Yanlış okudum, özür dilerim. Besinin yapısındaki oksijenin kaynağı su değil, nedir? Karbondioksittir. Sudaki oksijen nereye gidiyor? Atmosfere gidiyor. O yüzden bu da yanlış. Hangileri yanlıştır dediği için cevabımız 3 ve 4 olacak. Gelelim diğer sorumuza. Şöyle aşağı doğru çekeyim.
Görüntüyü evet. Şimdi diyor ki yandaki grafikte yeşil bir bitkinin yapraklarındaki fotosentez solunum hızının zamana bağlı değişimi gösterilmiştir. Buna göre hangi zaman aralığında bitki atmosferden oksijen almaz? Arkadaşlar bitkinin oksijen almaması için fotosentez hızının solunum hızından yüksek olması lazım. Çünkü fotosentezle ne üretecek? Oksijen. Kendi ürettiği oksijeni ilk önce kendisi kullanacak ki daha sonra atmosfere versin. Bakıyorum solunumdan fotosentezin daha yüksek olduğu aralık hangi aralık? Şu aralık değil mi? O zaman hangi aralığa denk geliyor? T3, T4. Cevabımız ne olur? T3 ve T4 olur arkadaşlar. Gelelim 5. soruya. Yukarıda verilenlerden hangileri tüm fotoototrof canlılarda ortaktır? Fotoototrof dediği fotosentez yapan canlılar. Kimdir bu canlılar? İşte mor kükürt bakteriler olabilir, hidrojen bakteriler olabilir, bitkiler olabilir, siyanobakteriler olabilir. Diyor ki fotofosforilasyonu gerçekleştirme. Evet, hepsi fotofosforilasyon yapar. Zaten fotosentezin temeli odur. Suyun fotolizini gerçekleştirme. Arkadaşlar hidrojen kaynağı olarak bakın su kullananlar da var. Su yerine hidrojen sülfür veya hidrojen gazını kullananlar da var. Dolayısıyla bu hepsinde ortak değildir. Kükürt gazı açığa çıkarma. Hidrojen sülfürü kullananlar kükürt gazını açığa çıkarır. Ama su kullananlar ya da hidrojen gazını kullananlar kükürt gazı açığa çıkarmazlar, ortak değildir. Cevabımız ne olacak? Yalnız 1 olacak arkadaşlar. Gelelim 6. Diyor ki fotosentezin devirsel olmayan fotofosforilasyon tepkimelerinde grafiklerde verilen değişimlerden hangileri gerçekleşir? Şimdi devirsel olmayan da arkadaşlar ne oluyordu? Su kullanılıyor. Daha sonra bu sudaki elektronlar fotosistem 2'nin açığını kapatıyordu. Sonra arkadaşlar hidrojenler NADP moleküllerine aktarılıp NADPH üretiliyordu ve ATP üretiliyordu. Diyor ki üretilen NADPH miktarı evet artacak. Çünkü devirsel olmayan da NADPH üretiliyor. Bu doğrudur. Fotolizle parçalanan su miktarı evet devirsel olmayan da su kullanılıyor. Dolayısıyla fotolizle parçalanan su miktarı artar. Sadece su miktarı yazsaydı yani fotolizle parçalanan demeseydi, su miktarı deseydi o zaman azalır olarak gösterirdik. O yüzden şuradaki yargıyı iyi okuyun arkadaşlar. Bu da doğrudur. Sentezlenen ATP miktarı. Sen bunları parçalıyorsun ki ATP üretmek için ATP miktarı azalmaz, artar. Dolayısıyla bu yanlıştır. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Gelelim 7. sorumuza. Diyor ki fotosentezin Calvin döngüsü tepkimeleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Calvin ile ilgili. Kloroplastın grana bölümünde gerçekleşir. Hayır. Nerede gerçekleşiyordu? Stroma. Fotofosforilasyonla ATP sentezi meydana gelir. Hayır, bu olay nerede gerçekleşiyor? Işığa bağımlı tepkimelerde. Ara basamaklarda asetil koenzim A oluşur. Asetil koenzim A oluşumu nerede var arkadaşlar? Solunumda var, fotosentezde yok. Karbondioksit açığa çıkarılır demiş. Hayır, karbondioksit kullanılır, açığa çıkarmaz. ATP ve NADPH tüketilir. Evet arkadaşlar, ATP ve NADPH'ı tüketerek ne üretiliyor? Besin sentezi yapılmış oluyor. Gelelim sonraki sorumuza. 8. sorumuz. Bakın burada bir grafik vermiş. Diyor ki yandaki grafik kloroplastlı bir bitki hücresinde gerçekleşen fotosentez tepkimelerinin karbon tutma evrelerinde yani Calvin döngüsünden bahsediyor. Bazı maddelerin miktarında gerçekleşen değişiklikleri göstermektedir. 1, 2 ve 3 ile gösterilen maddeler hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Arkadaşlar bu tür grafik sorularında genelde sabit olarak gösterilenler ne olur? Enzim olur. Çünkü enzim üretilmez de tüketilmez de. O zaman ben 2 numarayı ne yazacağım? Bakın enzim yazacağım. Hemen enzim olmayanları sildim. Geliyorum burada tüketilenler ve üretilenlere bakacağım. Arkadaşlar tüketilen ne olur? Bakın karbon tutma evrelerinde PGAL mi tüketilir? ADP mi tüketilir? Üretime geçeceğiz. 1 numara üretme. Üretilen hangisi? PGAL de üretilebilir değil mi? ADP de üretilebilir arkadaşlar. ATP'yi çünkü... bir dakika. PGAL olmaz. Neden PGAL olmaz? Çünkü fotosentezde PGAL yok. PGAL nerede var? Yani fosfogliser aldehit nerede var? Solunumda var. Fotosentezde yok. Bu da olmaz. O zaman cevabımız ne olacak? D şıkkı.
ADP'yi üretecek çünkü ATP'yi tüketiyor. Tükettiği zaman ADP oluşur. Karbondioksit tüketecek arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olur. Gelelim 9. soruya. Evet, 9. soruda hani size ilk böyle fotosentezi anlatırken bir özet şema vermiştim ya. O özetle ilgili bir soru var. İsterseniz soruyu okumadan direkt biz dolduralım. Bakın, ışığa bağımlı tepkimelere giren moleküller nedir? Işık ve su, değil mi? K nedir? Su. Suyun parçalanmasıyla açığa ne çıkar arkadaşlar? Oksijen. Daha sonra yine ışığa bağımlı tepkimelerde ne üretilir? ATP ve NADPH üretilir. Bu ikisi yer değiştirebilir. Çünkü hani hangisinin hangisi olduğunu bilmiyoruz. O yüzden yer değiştirebilir. Burada bakın, ışıktan bağımsız tepkimelerde O maddesi giriyor. O maddesi ne olur? Karbondioksit. Çünkü sadece karbondioksit girer. P maddesi ne olur arkadaşlar? Besin olur. Daha sonra bakın, oksijen girmiş. Bir de mitokondriye R maddesi girmiş. Yine bu R maddesi de arkadaşlar besin olabilir. İşte besinden farklı bir dönüştürme yapmış olabilir. Yani ışıklara göre gideceğiz. Diyor ki K oksijen, L ise suyu gösterir. Arkadaşlar K su, L oksijeni gösterdi, değil mi? Tam tersini verdi. Bu yanlış. M diyor NADPH, N ise ATP olabilir. Evet, NADPH ATP yer değiştirebilir dedik. O zaman doğru şıkkımız bu olacak. Diğerlerine bakalım. O ile gösterilen molekül glikoz, P ise karbondioksittir. Hayır, tam tersini vermesi gerekiyordu. Yanlış. R mitokondride ETS elemanı olarak görev yapar. Arkadaşlar ETS elemanı mitokondrinin kendisinde var zaten. Dışarıdan ETS elemanı almaz. O yüzden yanlıştır. Işığa bağımlı tepkimeler ve ışıktan bağımsız tepkimeler kloroplastın grana bölümünde gerçekleşir. Işığa bağımlı tepkimeler için doğru ama ışıktan bağımsız tepkimeler nerede gerçekleşiyor? Stromada. O yüzden bu da yanlıştır. Doğru şıkkımız ne olacak? B şıkkı olur. Geçelim diğer sorumuza. Diyor ki fotosentez hızına etki eden etmenlerle ilgili hangisi yanlıştır? Grafik vermiş bize. Şimdi birinciye bakıyorum. Işık şiddeti. Arkadaşlar ışık şiddetiyle ilgili grafiği böyle yapmış. Işık şiddeti çok arttığı zaman fotosentez duruyor muydu? Hayır. Işık şiddetiyle ilgili grafik şu şekilde olması gerekiyordu. Bu neyle ilgili grafiktir? Sıcaklıkla ilgili grafiktir. Dolayısıyla bu yanlıştır. Sıcaklık bakın göstermiş 30 dereceye kadar artırmış, sonrasında sabit kılmış. Hayır, bakın tam tersi olması lazım. Yani ışık şiddetiyle sıcaklığın burada yer değiştirmesi gerekiyordu. 2 numarada yanlış. Burada mor ışıkta fotosentez hızını düşürmüş. Yeşil ışıkta fotosentez hiç yokmuş gibi göstermiş. Kırmızı ışıkta da artırmış, durdurmuş. Sizce bunun bir ilgisi var mı? Bizim normalde nasıl oluyordu arkadaşlar şeyimiz, grafiğimiz? Bu şekilde oluyordu, değil mi? Işın dalga boyuyla ilgili grafiğimiz. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Hangileri yanlıştır dediği için cevabımız ne olacak? 1, 2, 3 hepsi yanlıştır. Gelelim son sorumuza. Fotosentetik bir bitki hücresi özelliklerinden hangilerine sahiptir? Hidrojen kaynağı olarak H2 kullanma. Bitki hücresi H2 değil, ne kullanır? Su kullanır. Dolayısıyla bu yanlış. Oksijenli solunum yapma. Evet, oksijenli solunum yapar arkadaşlar. Ökaryot yapılı olma bitki dediği için evet doğru. Işık enerjisini sorma. Tabii ki buna da sahiptir, fotosentez yaptığı için. Hangilerine sahiptir dediği için cevabımız ne olur? 2, 3 ve 4 olur arkadaşlar. Böylece bunu da bitirdik, bu soru çözümünü. Sonraki videolarda benim en sevdiğim konulardan biri olan kalıtıma geçeceğiz arkadaşlar. İlk önce Mendel'den gen fikrinden bahsedeceğiz. Daha sonra kalıtımla ilgili kavramlara bakacağız. Sonra bol bol soru çözeceğiz. Çünkü kalıtımla ilgili gelen sorular genelde uğraştırıcı sorular oluyor. Onlarla ilgili bol bol soru çözeceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.